Dünyadaki bütün diktatörler seçime katılım oranının muhalefetteki düşüşünden beslenirler. Sizin omzunuz düştüyse beyefendinin yüzü gülmeye başlar. Çünkü biz enerjimizi kaybedersek seçmen siyasi partilerden, muhalefetten, siyasetten umudunu keser ve sandıktan uzaklaşır. Bu tehlikeye karşı bir itiraz, bir yenileniş ve yeni bir yol yürüyüşe ihtiyaç vardı. Ben evladınız olarak, Özgür Özel olarak şunu söyledim. Kaybeden takımda santrafor olarak oynayacağıma, kazanacak takımda, şampiyon takımda her mevkiye talibim dedim. Burası benim evim Manisa. Burada hangi görüşten olursa olsun bütün delegelerimizin gözlerinin içine bakarak, bütün üyelerimizin gözlerinin içine bakarak diyorum ki Özgür, sen çok oynadın, kaleye geç, kaleye. Orta saha, orta saha. Biraz dinlen, yedek otur, yedek kulübesi. Artık oynama, top topla. Top toplamaya da razıyım. Ama diyorsanız ki Özgür, biz sana inanıyoruz, güveniyoruz. Geç takımın başına, ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar. Şampiyon yaparım. Nasıl yaparsın? İddia koymakla olur mu? Evet. Önce bir iddia koymak lazım. Ama değişim demek yeter mi? Altını doldur. Vallahi altını doldurmak lazım. Bu elimde değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi diye ifade ettiğimiz tutum belgemiz var. Tutum belgemizi teker teker tüm delegelerimize, üyelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada da dağıttık. Ancak bu belgesinin özü şudur. Bu belge bir kişinin hareketi değildir. Bu bir ilk adımdır ama bir birikimin sonucudur. Bu bir ilk adımdır ama kolektif bir emeğin sonucudur. Bu bir ilk adımdır ama bir gelecek vizyonunun özetidir. Dünyaya bakar. Dünyada sol, sosyal demokrat siyaset ne zaman yükselmiş? Türkiye'nin geçmişine bakar. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman başarılı olmuş, ne zaman başarısız olmuş? Bir hedefi vardır. Hedefi bundan sonraki süreçte üzerindeki altı oku tarihsel haklılığıyla sahiplenen, olgusal gerçekliğiyle kabullenen, günün şartlarına uygun olarak aşındırmadan geliştiren ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini yeniden yorumlanması ama asla aşındırılmaması, ileriye taşınması gereken altı ok ilkeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde sürdürmeye ant içmiş genç kadroların tutum belgesidir. Hepinize tutum belgemizi emanet ediyorum arkadaşlar. Emanet ediyorum. Özünde şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu iradenin partisi, kurucu kadroların ve ona husumet değil hayranlık ve minnet duyanların partisi. Bundan sonraki süreçte şöyle bir siyaseti izlememek durumundadır. Bizim
Oyumuz %25. Tepemizde görülmez bir cam tavan var. Zıplamayalım. Nasılsa aşamıyoruz. O zaman sağdan, soldan, hatta sağdan, daha sağdan, yine sağdan desteklerle, onlara açılarak, oradan danışmanlarla, onlara ait söylemlerle büyümeye çalışmak yerine, ya da %48'i 50+1 yapmak için ittifaklara mecburiyetten seçimin ertesi gününden itibaren sürekli duracağı yeri başkasına göre tayin etmek yerine, ben bunun karşısında olayım. Bununla yan yana durmalıyım. Bu tarafa uzak durayım ki bu taraftakiler bozulmasın demek yerine, kendi pozisyonunu doğru tarif eden, doğru yerde duran ve kendinden emin olan, geri kalan bütün siyasetin ona göre şekilleneceği ilkeli, özgüvenli ve cesaretli bir siyaset için yola çıkmış durumdayız arkadaşlar. Yola çıkmış durumdayız. Peki bunu yaparken, bunu yaparken Türkiye'de bize dayatılan siyasete itiraz ediyoruz. Nedir o? İşte o Recep Tayyip Erdoğan'ın meşhur anlayışı. Kimlik siyaseti. Dikine kesen siyaset. Bir farklılığı bulalım. Üstünde tepinelim. Bir tarafı uzaklaştıralım. Orayı şeytanlaştıralım. Kendi arkamızı kalabalıklaştıralım. Bu dikine kesen. Sağcılar, solcular. Türkler, Kürtler. Aleviler, Sünniler. Milliler, gayrimilliler anlayışı yerine enine kesen bir siyaset. AK Partilinin de, MHP'linin de, İYİ Partilinin de, HDP'linin de yoksuluna dokunan, işsizine dokunan, güvencesizine dokunan, geleceğinden kaygılı olanlarına dokunan ve hepsine dokunurken alt tarafı koruyan, alın teriyle emek emek birikmiş vergileri kur korumalı mevduatla zenginlere peşkeş çekilmesine, alın terinden alınan vergiyle bir krema tabakasının sürekli mutlu olmasına itiraz eden gerçek anlamda halkçı, sendikaların güçlenmesini savunan, sivil toplumla dayanışma içinde meslek örgütlerini güçlendiren, meslek örgütünden, STK'dan, sendikadan, sol sosyal demokrat yapılardan güç alan ve kendini yeniden tarif eden bir anlayışla değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi diyoruz. Sizin evladınız bu yola çıktı, bu yolculuğa çıktı arkadaşlar. Bu yolculuğa çıktı. Son iki sözüm. 11 yıldır meclistesin. Evet. Dediğim gibi dur derseniz dururum. Top topla derseniz toplarım. Ancak 1957'de milletvekili olan Ecevit'in 15 sene sonra 1972'de ortanın solu hareketini ete kemiğe büründürmesiyle 5 yıl süren bir tartışmayı bir noktaya getirmesiyle yola çıktığını bilelim ve şunu görelim: bu partiye bir genel başkan gelecekse tombaladan çıkmayacak, meteorla düşmeyecek, laboratuvarda üretilmeyecek, ancak sizin kefaletiniz, sizin yüreğiniz, sizin desteğinizle bu partinin bir evladı olacak. Bir evladı olacak. Son sözüm şu.
Siyaset sözle yapılır, sözle. Sözle yapılan her işin hatayı açıktır. Siyasete girdiğim ilk günden bugüne kadar kalp kırmış mıyımdır? Kırmışımdır. Burada mahsur yok. Gözün içine baka baka özür dilenir. Kırdığımdan, üzdüğümden, varsa hakkının yenmesine sebep olduğumdan, bunlardan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Benden yana beni de çok kıran oldu, üzen oldu. Benden yana olan ne kadar hak varsa, hak varsa hepsi benden yana helal olsun. Bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık ve küskünlük çıkarmıyorum. Ancak size şunu soruyorum. Biz, üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün baba ocağının gerçek sahipleri, çorbasını kaynatanlar, bacasını tüttürenler, bu evladınıza, bu kardeşinize özgür arkandayız diyorsanız ben yola çıkıyorum. Ben yola çıkıyorum. Eğer özgür yola çık arkandayız diyorsanız ben yola çıkıyorum. Ben sizi seviyorum. Ben size güveniyorum. Ben size inanıyorum.